Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 82. kısım 28. soru. Adalet nedir? Cevap. Adalet kendisiyle göklerin ve yerin yaratıldığı haktır. Sehil bin Abdullah Entüsteri ve başkaları onu Adıl diye isimlendirmişken Ebul Hakem Abdüsselam bin Berracan ise kendisiyle yaratılan hak yani yaratmada vasıta olan hak diye isimlendirdi. Çünkü Berracan Allah'ın şöyle dediğini duymuştur. Biz o ikisini ancak hak ile yarattık. Başka bir ayette ise biz gökleri, yeri ve arasındakileri ancak hak ile yarattık denilir. Başka bir ayette ise hak ile onu indirdik buyrulur. Yani yaratılmışın halinin özel olarak gerektirdiği şeyle indirdik. Allahu Teala sonra hidayet etti buyurur. Bunun anlamı her şey yaratılışını verdi demektir. Başka bir ifadeyle onu ancak hak ile yaratmıştır. Kastedilen onun için zorunlu olan şeydir. Öyleyse gerçekte bilen ayağının ayağına sabite yokluk hallerinde hak ettikleri şeyi bilen Allah'tır. Allah onları bu kuşatıcı nispet ile birbirlerinden ayırmıştır. Böyle olmasaydı mümkünlerin aklın yargısında kendileri için zorunlu olan varlıktaki nispetleri tek bir nispet olurdu. Halbuki iş böyle değildir ve böyle de olmamıştır. Allah dün var olacak diye sınırlanan bir mümkünün bugün ya da yarın var olmasının mümkün olmadığını bilir. Çünkü bir şeyin zamanını belirlemek yaratılışın kemalindendir ve bu da kader demektir. Kaderin çoğulu kaderlerdir yani akdar. Anlamı yaratmanın vakitleri demektir. Öyleyse Allah yaratışında kaderin hükmü altında kalmaksızın yaratır. Yaratıklar ise doğrudan kaderleri talep eder. Allah her şeye yaratılışını verdi. Verilen şey varlığı zamanla sınırlanan hakkında zamandır. Allah varlığı halle sınırlanan hal, varlığı nitelikle sınırlanana ise nitelik verir. Bununla birlikte Allah hakkında muhtar yani dilediğini serbestçe yapan dersen doğru söylemiş olursun. Hakim dersen yine doğru söylemiş olursun. Allah şeyleri bu sıralamaya göre sadece bilgisinin gereğiyle böyle yarattı dersen yine doğru söylemiş olursun. Her şeyin zatında ayrılmaz özelliklerinde ve arazlarında bulunduğu hal üzere yaratılmasını onun zatı gerektirmiştir dersen yine doğru söylemiş olursun. Ayrılmaz özellik değişmeyeceği gibi arazlar da başkalaşmaz ve bu ayrılmaz özelliğin ya da arazın o mümkünden başkasına ait olması da söz konusu değildir. İşin gerçekte nasıl olduğunu açıkladıktan sonra istediğini söyleyebilirsin. Çünkü senin sözünde senden ortaya çıkışı bakımından yaratılışın verildiği şeyler arasındadır. Öyleyse o da senin hakkındaki arazlardandır. Onun da zatî niteliği, ayrılmaz özelliği ve kendisi bakımından geçici bir özelliği vardır. Bunu bilmelisin. Bu nispet yönüyle bu ismin yani El Adl'ın tam açıklamasına gelirsek bilmelisin ki Adıl meyil demektir. Yoldan meyledildiğinde adele an tarik yani yoldan saptı denilir. Bir şeye yöneldiğinde adele iley ya ona yöneldi denilir. Hakk'a yönelmek adıl diye isimlendirildiği gibi haktan ayrılmak başka yöne yönelmek de cevir yani zulüm diye isimlendirilir. Allah-u Teala'nın yarattıklarını adıl ile yaratmasının anlamı şudur. Zatın hüviyeti bakımından bir hak edişi olduğu gibi mertebesi ki uluhiyettir. Bak bu yani bu bakımdan da bir hak edişi vardır. Zatın hak ettiği şeyden uluhiyetin hak ettiğine dönük meyil gerçekleştiği için ki uluhiyet özü gereği mazharları talep eder. Yani bu yönelmeyle adıl yani zati hak edişten ilahi hak edişe yönelmek diye isimlendirilir. Bu ise kendisini hak eden meluhu talep eder. Öyleyse hak edene hak ettiğini veren kimse adil diye isimlendirildiği gibi bu verişte adıl yani adalet diye isimlendirilir. Bunu veren haktır. O halde Allah yaratıklarını hak ile yaratmıştır. Bu ise yaratıklarına hak ettikleri şeyleri vermesi demektir. Bunun ötesinde meseleyi daha çok açıklayabilecek bir izah yoktur. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. 29. soru. Peygamberlerin bir kısmının diğerlerinden üstünlüğünün sebebi nedir? Aynı şekilde velilerin birbirlerinin üstünlüklerinin sebebi nedir? Cevap. Allah şöyle buyurur. Bazı nebileri diğer bir kısmından üstün yaptık ve Davud'a Zebur'u verdik. İnsanlar hakkında şöyle der.
bir kısmının derecelerini yükselttik. Bu, insanlar hakkındaki genel bir ifadedir. Ve veliler de genel ifade içine girer. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine bilgi verilenlerin derecelerini yükseltti. Arkadaşlarımız bu gibi hususlarda görüş ayrılığına düşmüştür. İbn Kasi onların bir yönden üstün iken başka bir yönden aşağı derecede bulunduğunu ileri sürmüştür. Bir peygamber söz gelişi bir sebepten üstün olmuşken, üstün olduğu kimse de başka bir nedenle ondan üstün olabilir. Öyleyse her peygamber bir yönden üstün, başka bir yönden üstün olduğu kimseden aşağıdadır. Bu durum ise fazilette bir denkliğe götürür. Bu görüş sahibi meseleyi hakikatin gerektirdiği şekilde ortaya koymuş sayılmaz. Şöyle ki, mertebelere bakıp mertebeler bir üstünlüğü gerektiriyorsa hangi mertebenin diğerinden daha genel ve büyük olduğuna da bakmak gerekir. Bu durumda söz konusu mertebeyle nitelenen kimse daha üstündür. Başka bir ifadeyle mertebe sahiplerinin üstünlüğü mertebelerinin üstünlüğüne bağlıdır. Bazı insanlar bu faziletin bulunduğu bir şey nedeniyle diğerlerinden artık ve üstün olabilir. Çünkü burada fazilete artış olması bakımından bakılmaz. Ona örf ve akılda şeref sahibi olan artışların dikkate alınması bakımından bakılır. Söz gelişi, marangozluk, terzilik, dini hükümleri bilmek ve Allah'ın mertebesine yaraşan şeyi bilmeyi dikkate alalım. Her biri diğerinin bilgisinden habersizdir. Bu noktada marangoz, marangozluk deliliyle bir leğenden üstündür denilir. Böyle bir yargı övünü ve metih yönüyle değil, bilakis fazlalık yönüyle söylenebilir. Bu durumda Allah'ı bilen kişi şeref ve övgü bakımından marangozdan daha üstündür. Geçerli üstünlük budur. Bu, zikredilen kimselerden her birinin arkadaşından övgü ve şerefi gerektiren bir mertebeyle artık ve üstün olmasıdır. İşte bazı peygamberleri diğerlerinden üstün yaptık ayetinin anlamı budur. Kast edilen şerefin geriye olan üstünlüktür. Biz bu artışın varlığında görüş birliğindeyiz ve bazı peygamberleri bir kısmından üstün yaptık ayetini böyle yorumluyoruz. Yani her birisinde diğerinde yapmadığımız bir üstünlük ve şeref niteliği yarattık. Bazı peygamberler diğerlerinden üstün olmalarını sağlayan şeref ve mertebe niteliklerine daha fazla sahiptir. Yoksa burada karşılıklı bir üstünlük yoktur. Çünkü bu nitelikler ilahi isimler ve Rabbani hakikatlerle irtibatlıdır. İlahi isimler arasında ise şu iki açıdan dereceli bir üstünlük söz konusu olamaz. Birincisi, isimlerin zat ile ilişkilerinin tek bir ilişki olmasıdır. Dolayısıyla isimler içinde dereceli bir üstünlük yoktur. Mertebeler ilahi hakikatlerin kendisine dayandığı şeyler nedeniyle birbirlerinden üstün olsalardı hiç kuşkusuz Allah'ın isimlerinde de bir üstünlük meydana gelir, bazı ilahi isimler diğerlerinden daha üstün olurdu. Bu ise akla ve şeriate göre kimsenin benimsemediği bir düşüncedir. İsmin genelliği ise onun üstünlüğünü göstermez. Çünkü üstünlük ancak kabul edicilik özelliğindeki bir şeyde gerçekleşebilir. Halbuki kabulde bir çaba yoktur ya da kendisiyle nitelenmesi caiz olan bir hususta da olabilir. Halbuki onunla da nitelenmemiştir. Meselenin ikinci yönü şudur. İlahi isimler Allah'ın zatına döner. Zat tek iken isimlerdeki derecelenme çokluğu gerektirir. Bir şey ise kendinden üstün olamaz. Öyleyse üstünlük yoktur. Bu durumda bazı peygamberleri diğerlerinden üstün yaptık ayetinin anlamı birine diğerine vermediğimizi verdik, ötekine ise üstün yaptığımıza vermediğimizi verdik demektir. Fakat bu üstünlük şeref mertebeleri bakımındandır. Söz gelişi bazı peygamberlerle Allah konuşmuş iken Meryem oğlu İsa'ya apaçık kanatlar vermiş ve Ruhul Kudüs ile kendisini desteklemiştir. Bir peygamberi ise iki eliyle yaratmakla üstün kılmış, melekleri ona secde ettirmiştir. Bazı peygamberleri ise vasıtaları kaldırarak ilahi kadim kelamıyla üstün yapmış, bir kısmını dostlukla üstün yapmış, bir kısmını seçmeyle üstün yapmıştır. Bu ise İsrail Yakup'tur. Bütün bunlar şeref ve övgü nitelikleridir. Şu söylenemez. Allah'ın dostluğu konuşmasından ya da konuşması iki eliyle yaratmasından daha üstündür denilemez. Bunların hepsi çokluk veya sayı kabul etmeyen biricik zata döner. Öyleyse Allah şuna göre yaratıcı iken diğerine göre malik, falancaya göre ise alimdir.
Hangi üstün nispeti dikkate alırsan ismi ona göre değişir. Hakikatte ise tektir. İnsanların görüş ayrılığına düştükleri tartışmalı bir sorun olan meleklerin insanlardan üstün olup olmadığı meselesine gelirsek, bu meseleyi bir vakada Hazreti Peygamber'e sordum sallallahu aleyhi ve sellem. Bana şöyle yanıt verdi. Melekler daha üstündür. Ben de şöyle dedim. Ey Allah'ın peygamberi, delilin nedir diye sorulursa ne cevap vereceğim? Şöyle işaret buyurdu. İnsanların en üstünü olduğumu biliyorsunuz. Ayrıca güvenilir bir şekilde Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğu benden aktarılmış ve sabit olmuştur. Kim beni içinden zikrederse ben de onu içimden zikrederim. Kim beni bir toplulukta zikrederse onu kendilerinden daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. Nice kişi Allah'ı içlerinde benim de bulunduğum bir toplulukta zikretmiş. Allah da onu benim içinde bulunduğum o topluluktan daha hayırlı bir toplulukta zikretmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle hiçbir şeyden sevmediğim kadar sevindim. Çünkü bu mesele kalbimi derince yer etmişti. O ve melekleri size salat eder ayetini düşünürsen meseleyi anlarsın. Bütün bunlar açıklama ve ayrıntılandırma diliyledir. Meselenin hakikat yönüne gelirsek ne üstünlük vardır ne de üstün olan. Bunun nedeni şahısların mertebelerle, mertebelerin ise ilahi isimlerle irtibatıdır. İlahi isimlerin kendilerinden ve kemallerinden kaynaklanan bir sevinçleri vardır. Fakat bu esnada otoriteleri ortaya çıktığı için eserlerinin mazharlığının varlığında ortaya çıkması nedeniyle olan sevinçleri ise daha tam ve yetkindir. Nitekim şair işaret yorumuyla buna dikkat çeker. Şair, Kur'an'da Allah'ı anlatan bir zamir olan ve çokluğu belirten biz zamiriyle konuşur ve bu duruma dikkat çeker. Biz mutluluk meclisindeydik. Fakat mutluluk sizinle tamamlanır. Mutluluk meclisi zat mertebesinin sahibidir. Mutluluğun tamamlanması ise hakikatlerin mazharlardaki sonuçlarıyla gerçekleşir. Bu ise şiirde sizin ile diye ifade edilmiştir. Bu durum varlığın ve bilginin kemali içindir. Yoksa şayet anladıysan zatın kemali için değildir.